Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Sezon sonuna doğru hızlı bir şekilde giderken şu an sıkıntısını yaşayabileceğiniz domateslerimizi daha hızlı nasıl kızartabiliriz konusuna bir bakalım. Sanılanın aksine domatesin kızarmasına fazla güneş alması neden olmaz. Tersine likopeni parçaladığı için normalden daha yavaş kızarma olur. Hızlı kızarması için doğru gübreleme ve kırmızılaşmasına neden olacak maddelerin hızlı üretilmesi gerekir. Fosfor ve potasyum beslemesinin meyve şekeri ve asit içeriği üzerinde olumlu etkileri vardır. Bu açıdan bakılınca fosfor ve potasyumu azottan daha fazla vermek zorundayız. İlk dönemlerde azot daha az, potasyum daha fazla gübreleme yapılabilir. Hasata yakın dönemlerde azotu yükseltebilirsiniz. Yeterli potasyum sağlandığında domateslerde kırmızı renge neden olan kretenoidleri ve kırmızı likopeni daha fazla üretmesine neden olur. Bu da domatesin hızlı kızarmasının yanı sıra daha sağlıklı bir meyve olmasında öncü bir güç olacaktır. Potasyumu en kolay yoldan nasıl elde ederiz? Tabii ki yüksek potasyum oranıyla külden elde edebilirsiniz. Uygulamayı şöyle yapıyoruz. Oranları küçük bir ölçekte anlatıyorum. Siz daha büyük oranlarda yapabilirsiniz. Temel ölçümüz 1 birim kül, 3 birim su. Yani bir kavanozda yapacaksanız 1/4 oranında kül koyun, gerisini temiz su ile doldurun. Külü elemek zorunda değilsiniz. Ancak istiyorsanız eleyebilirsiniz. Potasyum tuzları hızlıca suda eridiği için kısa bir süre bekleyip kullanabilirsiniz. Aldığınız su oranı kadar ilave ederseniz 3 veya 4 ilave sonrasında da kullanabilirsiniz. Kullanım ölçüsü şöyle. 1 birim kül suyu 9 birim temiz su. Diğer bir anlatımla 1 litre kül suyu 9 litre temiz su. Kül suyundan 3 defa aldıktan sonra 1 litre kül suyuna 4 litre su koyabilirsiniz. Bu karışımı kök başına 1 litre gelecek şekilde uygulayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.